Değerli izleyicilerimiz, geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen birimizden Konya Beyşehir'den sesleniyoruz efendim bugün sizlere. Konya bölgesinde son dönemlerde Beyşehir bölgesinde daha doğrusu isminden sıkça söz ettiren bir isimle beraberiz. Sebahat Hanım bizleri konuk etti. Sebahat Hanım Konya Beyşehir bölgesinde gerçekten Urfa'nın gelenek ve göreneklerini devam ettiren bir isim. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Sebahat Hanım. Nasılsınız? İyiyiz elhamdülillah. Sizler de iyisiniz. Sizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ne kadar süredir bu sektörün içerisindesiniz? Bir 7-8 yıllık deneyimim var. Yani bayağı bir emeklerim var. Çiğ köfte alanında 7-8 yıldır aslında yaptığınız sizlerin çiğ köfteler çok beğeniliyordu, takdir ediliyordu ve sürekli isteniyordu. Aynen. Bununla beraber de hem bölgedeki eksikliğini fark ettiniz, aynı zamanda da taleplerle beraber 2 ay önce markanızı kurdunuz. Aynen öyle oldu söylediğiniz gibi. Çünkü sürekli isteniyordu artık. Yani evde ben nasıl bulunduruyorsam eş dostu sürekli talep etti. Yani illa aç abla, aç abla. Yani artık istiyoruz, aç abla. Yani... Dayanamadım ısrarlara. Aslında sizler taleplerle beraber kendi içinizde markalaşmıştınız ama daha sonra yetişemediniz talepleri ve burayı kurma kararı aldınız. Şöyle bir köftenizi sıkmaya başlarken ben sizinle sohbetime devam edeyim. 3 tane köfte görüyorum burada farklı renklerde. Nedir bunlar? Şimdi günümüzde gelen bu çiğ köfte yani Urfa geleneğinde olduğu gibi tabii oralardaki yenilen acılar bizim buralarda yani... Söylenmeyle. Acı geliyor biraz. Evet, acı geliyor biraz da. Aslında öyle bir acı değil. Yani herkesi böyle korkutucu aman aman bir acı değil. Hani ben kendi tabirimle diyorum. Melemen acısı, normal bir biber acısı kesinlikle değil. Zaten renginden anlaşılır bu sıcak. Yani renkleri gitgide sıcaklık. Bu orta acı. Ben istek üzerine yani yaptım. Bu normal bizim tükettiğimiz Urfa'da da yapılabilen sadece eti olmayan etsiz çiğ köfte aralarında eti olur. Yok. Tamam. Yani bir eti atılsa da bir eti pişirir. Bu biber pişirir. Ben bir et yiyeceksem bu biberle rahat yiyebilirim. Yani kesinlikle bu biberi tercih ederim. Bu orta acı olarak istek üzerine yaptık. İşte uf uf diye söylenilenlerden dolayı orta acılı. Bu da çocuk acısı. Ben kendi tabirimle söyledim. İşte anneler babalar işte aman biz bu acının lezzetine bakarken çocuğumuz da onu yavaş yavaş etsin. Yani bir yapay acı değil. Bir zaten çiğ köfte acısız olmaz. Bu da az acı. Zaten renklerinde de görülebiliyordur. Şimdi çiğ köfte yapan şey. Şimdi artık karşımızda evet. Birçok etsiz çiğ köfte yapan yerler çıkıyor. Bu arada lütfen siz sıkmaya başlayın ürünleri. Birçok etsiz çiğ köfte yapan yerler var. Ama bununla beraber sizin kadar doğalını yapan yok. Çiğ köftelerinizi yaparken nelere dikkat ediyorsunuz sizler? Ben başta çiğ köfteyi yaparken ilk benim istediğim şey temiz ve titizlik. Nasıl isot biber nasıl olduysa, misal ben üretimde nasıl yaptıysam, yani üretimi nasıl düşünebiliyorsak, bu sunumda olsun, yapıldığı gibi de, yani nasıl yapılıyorsa sunumu da aynen öyle olması gerektiğini düşünüyorum. İçinde kullanılan çiğ köfteye aslında asıl tadını veren şey yapay acılar değil, isotlardır. İsot sizler orijinal isotlar kullanıyorsunuz sanırım. Evet, aynen. Ben orijinal isot da kullanıyorum. Karabiberimle dövme karabiber kullanıyorum. Yani dövülmüş karabiberlerden de karıştırıyorum. Konya bölgesinde bunları bulmak çok zor. Evet, aynen. Aynen. Yani bunlar bayağı bir uğraştılar. Yani bir araştırma safhasından sonra. Evet, sonrasından. Yani bayağı bir ilk sırada zaten ben kendim denediğim bir yani çiğ köfteyi ilk ben sunmadan önce evimde de olsun. İlk kendim şöyle bakıyorum, evde tadıyoruz. Güzel oluyorsa çoluk çocuk. Eşe dosta da işte komşular olsun, arkadaşlar olsun tavsiye ettiğim oluyor. Böyle böyle işte bu burada da aynen öyle. Burası için şunu söyleyebiliriz. Aslında sizlerin kendinizin yemeyeceği ya da ailenize yedirmeyeceğiniz bir ürünü kesinlikle müşterinize sunmuyorsunuz. Bu işletme için de şunu söyleyebiliriz. Ticari odaklı değil de efendim, yani para odaklı değil de daha çok müşteri memnuniyeti odaklı ve talepleri geri çevirmemek amaçlı kurulmuş bir işletme. Etsiz çiğ köfte sürekli karşımıza çıkılıyor ama siz bölgenizde de birçok bu tarzda marka var ama siz bunların arasından sıyrılmışsınız. Çok sevilmiş ve tercih edilmişsiniz. Bunun sebebi nedir Sebahat Hanım? Doğal yapılması. Yani benim yaptığım yani kendim nasıl yiyorsam yani nasıl olmasını istiyorsam üretildiği gibi de sunum olsun.
İçerisinde katkı maddesi kullanıyor muyuz? Hayır, kesinlikle kesinlikle olması gerektiği gibi, yani zeytinyağının iki çeşidi olsun. Aynı zamanda az önce bahsettiğimiz konu, isotları Konya'da bulamayız, yani orijinal isotu. Biberler için nasıl bir çözümünüz var? Biberleri ben kendim yetiştiriyorum. Özellikle işim en güzel yanı da bu, yani güvenle kendim gerçek isot biberlerini, yani önce bir Urfa'dan getirdiniz evet, ilk olarak. Urfa'dan getirdim tohumunu. Yani bilinçli kişilerden getirdim. 3 çeşit isot var sizlerde. Siz bu 3 isottan yapmış olduğunuz ürünleri müşterinizle veya misafirlerinizle buluşturuyorsunuz. Üçünü de aynı şekilde kullanıyorum. Biri zaten genelde lezzeti, yani damak tadına veriyor isotun birisi. Birisi de zaten Urfa'da heykeli bulunan o isot biber. Ama yani 30 çeşidin içinde gerçek 3 tanesi bibergiller safhasında yer almakta. Bir de çok fazla karşılaşmadığımız, daha çok kendi sektörünüzdeki firmalarda bir şark köşemiz var sanırım işletmemizde şu an içerisinde bulunduğumuz. Çiğ köfte denince akla ilk Urfa geliyor. Urfa deyince de sıra geceleri, böyle mekanlar, yani şark aklımıza, evet aynen şark köşeleri aklımıza geliyor. Bizim yerimiz iki katlı olunca ya neden olmasın dedim. Yani neden bir, yani günümüzde de her yerde yani normal fast food. Yani şurada şunu söyleyebiliriz Sebahat Hanım. Normalde günümüzdeki çiğ köfte mekanlarına gittiğimizde fast food mekanları diyoruz evet. bizler buna evet, daha çok. Hemen otur işte dürümünü ye kalk gibi bir düşünce aynen. oluyor. Ama sizler aynen. burada gürgen ağaçlarından yapılmış olan sedirlerinizde otursunlar, dinlensinler, çaylarını kahvelerini de içsinler diye güzel bir mekan oluşturmuşsunuz. Aynen. Değerli izleyicilerimiz, Konya Beyşehir bölgesinde efendim isminden sıkça söz ettiren çok lezzetli bir duraktaydık. Sebahat Hanım'la güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Bir sonraki durağımızda yine sizlerle birlikte olacağız. Bizler izlemeye devam edin.